Mahir el muakkil kıraatıyla okuyayım. Allah razı olsun. Ve manasını eyvallah, kardeşlerime mesajımı vereyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Selamun aleyküm arkadaşlar. Muhabbet köşesinde bugün yanımda hafız kardeşim Osman Bostancı var. Muhabbet edeceğiz. Buralara kadar nasıl geldiğini. Tanımayanlarınız varsa birazcık kendini tanıtsın Osman. İsmim Osman, soyadım Bostancı. Bursa İznikliyim. Bizden kulağımızdan, burnumuzdan telefon çaldı. Dur bakayım inşallah gitmiş. Yapma yapma, gözünü yani yırtma. Keşke uçak buradan alsaydım. Efendim anne. Anne olmam zor. Video kaydındayım şu anda, buyur canım için. Yok, video gitmez, kayıt durur. Güzel. Elhamdülillah. Bunu Instagram'da falan yayınlayacak mısın? Ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Bir fotoğraf alırız. Bir kesim. Ha, kesim yayınlarım. YouTube'a atmadan önce. Tamam. Kırmızı yanıyor, sönüyor. Aynen. Bir daha açık kapalı. Az önce telefon çaldı. En son nerede kalmıştık? Evet, en son sosyal mecranın ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Hani bizler sosyal medyada olmak zorundayız. Evet. Çünkü eğer bizler orada olmazsak fitne, fücur, haramlar yayılıyor. Ya yayılmaksa... öyle ya, kesinlikle. Sokakta nasıl hani İmam Hatip Gençliği veya İmam Hatip olmaz zorundayız. Yani dinini, imanını, vatanını sokakta nasıl savunuyorsa sosyal medyada şimdi gençler için aslında bir platform, ortam. Muhakkak. Yani orada... Sadece gençler de değil. Ya abi artık... Benim dedem sosyal medya kullanıyor. 65 yaşında. Telefon muhabbeti var diye şarjı hızlı bitiyor. Yani oğlum bu telefon kasıyor diyor. Gittim yenisini aldım diyor. Düşünün 65 yaşındaki hani dede tabirlerinde böyle bir şey akla gelmez. Evet. Ama artık bu kadar hayatımızın içinde olan bir şeyi biz yadsıyamayız. Ya şey var ya, sözünü bağladık. Cuma mesajları vardı hatırlarsın. Çiçek böcek tweetli şeylerin üzerine işte hadisler, ayetler paylaşıyor. Ben onunla ilgili şunu düşünüyorum. Bizim İçeriğimiz çok güzel ama ambalajımız kötü. Adamların içerikleri bomboş ama ambalajları güzel. Yani o yüzden yani o çiçek böcekten ziyade hani bir mesela ben videoların o yüzden çok da hoşuma gidiyor. Mesela gidiyorsun bir ortama, o ortama göre bir ayet seçiyorsun. Evet. İnsanları etkileyebilecek şekilde altına güzel bir işte tasarım vesaire. Bu o tasarım bile bence çok önemli. Ya işte insanlar etkiliyor. Kesinlikle. Hashtag şu: Kur'an her yerde. Eyvallah. Ve Rabbimizin ayetleri, mucizeleri bakabilenler için her yerdedir. Aynen. Bunun aslında açıklaması bu. Kur'an her yerde dememizin altında yatan o vesile o. Yani, şurada. Yani. Şurada bak, ben şu örneği çok veririm. Evet. Şimdi bu şey koparma şimdi. Duruyor bak şimdi. Mesela bazen o seminerde söylerim. Papatya var ya, papatya. Bir alır papatya, seviyor sevmiyor diye yollar. Bir de bakın Allah'ın muhakkak yaratma. Tabii ki yani. Tabii ki. Gerçekten öyle yani. Çok da güzel bir konsept seçim. Mesela karşımızda bir deniz var değil mi? Evet. Mesela Rabbimiz Kehf suresinde diyor ki: "Kul lev kana el-bahru midadan li kelimati rabbi, lanafida el-bahru qabla an tanfada kelimatu rabbi ve lev ji'na bimislihi madada." Diyor ki, de ki eğer şu gördüğünüz denizler Rabbinin azametini yazmaya kalksa takatsiz kalırlar. Eyvallah. Allah yani Allah. Şimdi insan şöyle denize doğru bakarken bu ayeti tefekkür etse vallahi imanı ziyade edilir. Eyvallah. Hani mesela çiftçiler daha iyi bilir. Tohumu atarsınız, 2 ay sonra size ürün verir. 1 ay sonra ürün verir. Yani o tohumdan onlarca ürün elde edebiliyor olmak. Eyvallah. Yani bu tamamen bizim o bakış açımızla alakalı. Bakın Hac suresi 46. ayet. Diyor ki Rabbimiz, soruyor: "Onlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı? Kalpleri düşünsün, gözleri görsün, kulakları duysun diye." Hayır diyor. Zannetmeyin ki gözleriniz kör olmaz. Ama kalplerinizdeki taşıdığınız göz var ya, işte o göz kör olur. Yani Rabbimiz orada kalbe, kalp gözüne atıf yaparak ibret gözüne dikkat çekiyor. Yani bakabildiğin göz ibret mi, ibretle mi bakabiliyorsun? Yoksa ne var canım, ağaç işte odun yaparsın, kalem i̇şte tefekkür yaparsın. Tefekkür burada o kadar önemli bir şeye değiniyor ki tefekkür. Aynen. Ya bizim hayvanlar en önemli bir şey de aslında bu. Aynen. Hani akletmek deniyor, dinimiz de tefekküre çok önem veriyor. Şimdi yani mi?
bir hareketi yapmadan bu hareket acaba nefsani mi yoksa Rabbani mi? Bunu tarttığımız zaman işte asıl şey orası, asıl önemli yer orası. Çerçevesi İslam olan resmi dışarı taşmaz. Evet. Ondan sonra. Şunu de sormak istiyorum ben sana. Şimdi bu videolar oldu. Yani bayağı bir kitleye ulaştı. Televizyonlara çıktım. Ben takip ediyorum. Çok şükür. Sosyal medyada yani aktif ve günden güne hızla artıyor. Ben bunu görüyorum. Elhamdülillah. Yani insanlara buradan mesaj vermek çok güzel. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani bu kitle şu an sana neler yaptırdı? Yani nasıl bir programlar yaptın? Bundan sonra neler yapmak istiyorsun? Yani hayatında Kur'an her yerde diye bir hashtagle yürüyorum ben diyorsun. Ya yani hashtag de burada medya olduğu için söyleyelim yani. Eyvallah. Ondan eyvallah. Sonra. Bu yolda neler yaptın ve ne hedefin ne şu anda? Yani ana hedef. Yürüme noktasında. Benim nihai hedefim bir hafız olarak şu. Okuduğunu anlayabilen bir hafız yetiştirim. Eyvallah. Amacım bu. Sadece bir tanesi ama en nihayetinde ileride Rabbim nasip ederse böyle bir hedefim var. İnşallah. Bir Kur'an merkezi açıp böyle hafızlar yetiştirebilirim. Elhamdülillah. Ama şu anki hayatımın gidişatındaki amacım şu. Bazı yerlere, seminerlere gidiyoruz. Bazı programlar yapıyoruz. Videolar yapıyoruz vesaire. Evet. Hani gelen mesajlara baktığımız zaman çok eksik olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Halk olarak, Kur'an-ı Kerim'e olan bakış açımız olarak yani çok gerideyiz. Evet. Kur'an öyle bir hazine ki maalesef biz onun farkında değiliz. Kesinlikle. Ve amacımız nedir? Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek, anlatabilmek ve en nihayetinde yaşayabilmek. Aynen öyle. Bunu nasıl olması gerekiyorsa en başta hayatımıza tatbik ederek sonra anlatarak. Efendimizin güzel vazifelerinden bir tanesi de neydi? Tebliğdi. Tebliğ, evet. Ve ey Resul sen sana indirileni tebliğ et diye ayet-i kerimeler de var. Ve bizler bunu yapabiliyorsak bizden daha mutlusu yok. Aynen öyle. Hani bir CD çalışmamız da oldu. Bu tamamen kardeşlerimize güzel şeyler yapabilmenin neticesi. Evet onu gördüm ben de. Medyada geldi birkaç tane hatta mesaj da geldi bu noktada bana. Bir CD çalışmam var. Hı. Şimdi öncelikle o CD'de Kur'an-ı Kerim hıfzı olarak okudun mu hepsini yoksa? Yok hepsi yok. Hepsi belli yok. Kısımlar belli var. Kısımları. Son cüz var. Bildiğimiz yani Yasin, Tebareke, Fetih, Vakıa, Mülk. Bu surelerin içinde. Eyvallah. Yani bu bir adım sadece. Eyvallah. Ve bu da şöyle söyleyeyim. Kardeşlerimizden gelen mesajların bir ürünü aslında. Allah razı olsun. Hani teşekkür. Onlar böyle bir istekte bulundular. Hani evet. Arabada dinleyebileceğimiz, evimizde dinleyebileceğimiz böyle bir çalışma olsa çok güzel olur. Yok evet. Nerede bulabiliriz tarzında. Allah razı olsun. Beni bu çalışma yapmaya teşvik etti, Allah sevk etti. Allah razı olsun. İnşallah onu daha güzel yerlerde görürüz. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten yani saçma sapan müzikler açık söylüyorum. Saçma sapan dedim ne kadar doğru bilmiyorum ama her müziği biliyorsun. Yani saçma sapan şarkı sözleri, saçma sapan eserler maalesef milyonlarca izleniyor. Ama ama yani burada hayatımızın anlamı Kur'an-ı Kerim var, bize gönderdiği kitap. Yani gerçekten sorgulamamız lazım. Ya bu ne kadar dinleniyor, ne kadar şimdi yapıyor. Sana da gelebilir sözünü kesmiş. Ama mesela seminerlerde az önce sohbet ediyorduk seninle. Sana da işte genç kardeşimiz işte ne kadar yapar, ne kadar yapamaz. Ya gençlerin önünde bu noktada açmak lazım. Ya muhakkak. Ceddimiz Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş. Yani bugün acaba 21 yaşında bir genç şöyle dükkana bıraksak acaba ne kadar idare edebilir? İşte hani elemin, bu Müslüman elemin sıfatı var ya. Ama buradaki suç hepimizin. Evet. Yani biz gençleri bu varlık sahnesinde hayatın içerisinde aktif kılmazsa mesela bazen babamla diyaloğa giriyoruz ya işte baba şöyle yapacağım tamam oğlum hemen ben halledeyim ya. Hayır dur. Evet. Ben yapacağım bu işi. Eyvallah. Hatası olursa da bende olsun ve ben bunu tecrübe edeyim. Evet. Teşekkür ederim baba. Biliyorum bana yardımcı olmak istiyorsun ama dur bunu ben halletmeye çalışayım. Ki Peygamber Efendimiz de 19 yaşında bir genci sahabe ordusuna komutan eylemiş. Ya bu beyde. Rabbimiz özel gölgelinde gölgelendirecek 7 sınıf insandan birinin de ibadete düşkün genç. Evet. Yani bu kadar önem verirken buradan büyüklerimize sesleniyor. Yani, bize yol açın. Yani Allah razı olsun yine Allah çok koşturuz ama evet. Aynı duygular içerisinde hani Allah'ın izniyle aynı yolun yolcusu olarak. Evet. Şu önemli gerçekten. Bırakın
çağır Osman kardeşim, gel burada gençler. Çünkü gençlerde şu var, yani bak hani bir genç şey olarak değil, gerçekten bunu süzüp tahlil etmiş biri olarak. Genç konuştuğu zaman... Ben az önce tam o içimden geçiyordu, sen söyledin. Genç konuştuğu, şunu da diyebilirler, ha şimdi gençler 35-40'lı yaşlarda göremiyorum. Ya bilmiyorum şimdi o tarafı ama ya, harbiden gençle konuştuğu zaman ben çok daha... Çünkü ne diyor biliyor musun içinden? Ya diyor bak, bu kardeş de böyle yapar. Ha biz... Ben aynısını sen de söylemiştin. Yani biz önce kendimize hani muhakkak kendimize, ama hani bir genç kardeşime vesile olabilmek de yani ne kadar büyük bir nimet. Evet. Ki şuna da geldim. Sen bana ondan da bahsetmiştin. Çok hoşuma gitti. Bazı hani aynı duyguların ya, insan da heyecanlanıyor bak böyle. Müslüman evet. Kalp kalbi Allah'tır yani ısındıran. Şöyle söyleyeyim. Ya yani mesela insan da bir şeye giriyor. Mesela mesajlar geliyor. Görüyorsun. Abi şunu yapsam doğru mudur? Abi şunu yap bilmem ne. İşte hocam şunu yapalım falan. Hatta hocam deyince bazen geliyor insan. Şimdi biz neyiz ki diyorsun. Ama geldiği zaman diyorsun ki ya bu kardeşlerim bana değer. Önce tabii Allah'a o bilinç önemli. Ama bazen seni titretiyor değil mi? Sarsıyor. Ya baksana bu kadar genç. Senin artık şey değil, sen bir ilahiyatçısın. Sen bir hafızsın. Senin gittiğin seminerler var. Belli bir kitlen var. Onlardan da şeysin. Çünkü yaptığın hareket sadece seni de etkilemiyor. Kesinlikle. Bu bilinç de çok önemli. Ben buradan da mesela seslenmek istiyorum. Yani ulaşır ulaşmaz. Biz söyleyelim de. Yani işte sosyal medya kullananları vesaire işte. Oyun videoları yapan milyonlarca izlenen. Sorumluyuz. Ya, ümmetin bir genci olarak ne yapmamız lazım? Bunu unutmamamız lazım. Kesinlikle. Yani herkes böyle bilinçli olsa, yani biz kendimiz hani bilinçli şey olarak değil. Ama herkesin o İslam bilinci şeyi olsa, hani ümmetin gençliği. Halep deyince televizyon başında bununla bitmiyor iş. Evet. Çık konuş. Geçen birine şey yazdım Osman'ım. Dedim ki işte bir fotoğraf paylaşım Halep'teki şehit olan kardeşlerimize. Dedim böyle böyle işte bu sabah bilinçli uyanalım güne. Bana şey dedi bir tane kardeşim. Ya dedi Halep'e gittin sanki öyle yazıyorsun. Ya bilinçten kastım o değil ki. Sen ilahiyat okuyorsan en iyi profesör, en iyi hafız. İşte ona ulaşma, o CD'leri çıkar. Bir şey ben diyelim konuşuyorum, bir şeyler yapıyorum. En iyi şekilde konuş. En iyi şekilde aktar. Mühendis, ülkesi için roket yapsın, uçak yapsın. Yani çocuk doktor olsun, başhekim olsun. Ya en iyi şekilde yapalım. O zaman ne olacak? Ümmetin sesi, o şey daha yüksek, daha güçlü nida çıkacak efendim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah sizden birisinin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasını ister. Eyvallah. Ve halkımızda şöyle bir maalesef kötü bir algı var. Şöyle diyor. Ya o bir peygamber. Tabii ya gece namaza kalksak diyor. O bir peygamber diyor. Hani o peygamber şuna götürüyor bu düşünce. O peygamber ama biz onlar gibi olamayız. Hayır. Rabbimiz buyuruyor ki kul lev kâne fil ardı melâiketü yemşûne mutmainnîne لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ De ki, eğer yeryüzünde melekler dolaşsaydı, melekler yürüseydi, eyvallah, biz gökten melek peygamber indirirdik. Eyvallah. Anlatabiliyor Allah muyum? Allah razı olsun. Ha, burada Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyeleri yaşanabilir bir İslam'ın göstergesidir. Aynen öyle. Hazreti Ayşe'ye geliyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nedir diyor soruyorlar. Evet. Hazreti Ayşe'nin cevabına bakın annemiz. Ne buyuruyor? Siz hiç Kur'an okumadınız mı? Siz ya, hiç Kur'an okumadınız mı? Onun ahlakı Kur'an'dır. Aynen öyle. E zaten peygamberlik geldikten sonra şey değil mi? Şu dağın arkasında bir ordu olduğunu söylesem inanır mısınız? Peygamber bizim sıfatı neydi peygamber? El-Emin. Yani o peygamber gelmeden önce de bak nasıl bir yaşam, nasıl bir şey. Yani önce kendimize kesinlikle bakmamız gerekiyor. Evet. Osman'ım arkadaşlara vereceğin, çok mesaj verdin zaten Allah razı olsun. Vereceğin bir mesaj daha varsa onu alalım. İnşallah Osman'la daha da çok görüşeceğiz. Biz daha önce bir konuşuyorduk, ediyorduk ama dün bak gerçekten Allah'ın hikmeti. Evet. Dün bir yerde yemek yiyecektik, ne yiyeceğimizi söylemeyelim. Karşılaştık. Ondan sonra elhamdülillah. Burada da işte bu videoyu çekmek nasip oldu. Yani bunu izleyen kardeşim de şunu bir baksın. Bu videoya tıklamış. Gerçekten bu iş de önemli. Bu videoyu neden tıkladı? Ya etkilemek için tıkladıysa ne mutlu kendisine. Kendini sürekli beslemesi gerekiyor. Mesela fitness yapıyorsun, 10-12 şınav, kendini sürekli besliyorsun. Bir de manevi dünyanı beslemek diye bir şey var ya, bu çok önemli. Senden şöyle son arkadaşlarımıza vermek istediğim mesaj varsa onu demek isterim. Bir de burada videoda ama şöyle Sudeys makamı ya da senin istediğin makamı şöyle bir sure celle alabilsek. O zaman şey parkın ortasında şöyle. Yok, her Kur'an her yerde. Allah razı olsun. Burada duysun herkes. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ben vermek istediğim mesajı ayet-i kerime üzerinden vermeye gayret edeyim. Onu da Mahir el-Muhakkik kıraatıyla okuyayım. Allah razı olsun. Ve manasını eyvallah, kardeşlerime mesajımı vereyim. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أن
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadakallahu azim. Maşallah. Şimdi güzel bir soru sordun. Nedir kardeşlerimize olan? Eyvallah. Mesajın. Kıymetli kardeşim, sen ahir zamanın Müslüman bir genci olarak üzerine düşen vazifeleri unutmamalısın. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi Kur'an yaşanabilir bir kitaptır. Allah sizler için bir güçlük istemez diyor Haç suresinin son ayetinde. Yine Bakara'da Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez buyuruyor. Bizim böyle şefkatli bir Rabbimiz var. Böyle bizler için en güzel numune olan bir Efendimiz, Peygamber Efendimiz var. Ve bize düşen hayatındaki fiilleri Kur'an'a göre yapmak. Peygamber Efendimiz'i kıstas olarak ölçmek, biçmektir. Yani hayatımızda ne kadar Kur'an'dan ayetler var. Evet. Fikirlerimiz, davranışlarımız, hareketlerimiz ne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği çizgide. Evet. Bizler bu konulara dikkat edersek evet. Ve her fert buna dikkat ederse inşallah ümmeti Muhammed'in hali de güzelleşecek. İnşallah. Şu gençlik geçici. Eyvallah. Ne güzel dedin. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan birisi gençliğini Allah yolunda harcayabilen bir genç. Eyvallah. Ve bakın biz sahabeler diyoruz yani. Zannediyoruz ki koca koca adamlar. Eyvallah. Hayır. Musab bin Umeyr 18 yaşında. Hazreti Ali. Zeyd bin Sabit 21 yaşında. Hazreti Ali dediğin gibi 10-12 yaşlarında eyvallah. Müslüman oluyorlar. Az önce dediğin komutan olan Usame evet. 17 yaşında. Yani hani bir sahabe efendilerimiz diyoruz ya. Eyvallah. Onlar aslında bizler gibi daha hayatının baharında olan gencecik adamlar. Ya Musab bin Umeyr sokaktan yürürken genç kızlar ellerini keserler. O değil kadar mi? Güzelmiş, o kadar yani, şeymiş ama mendillerini sallarlarmış evet. Baksınlar diye ama evet. Hayır. O bir davanın sahibi. Aynen öyle. İnşallah aslında Rabbim öyle. Bizleri onlara benzetsin. Amin. Onlar gibi olabilmeyi nasip eylesin. Evet kardeşim. Ahir zamanın fitneleri büyük. Rabbim hepsine karşı dikkatli olmayı nasip eylesin bizlere amin, diyorum. Amin, amin. Gençlik geçici, dünya ise geçici ve akıllıca olan nedir? Gençliğini Allah'ın amin. Yolunda harcamak, akıllıca olan nedir? Sonsuz olan mı, geçici olan mı? Eyvallah. Tabii ki sonsuz olan. Eyvallah. Öyleyse oraya çalışmak. İnşallah. 80 sene ikimize şu dünyanın krallığı verse ne olacak Osman'ım? Gitti herkes. 20'si gitti işte. Kaldı 4'te 1 yani. Bakın. 3'te 1. Yani. Bakın Karun'dan bahseder Rabbimiz Kur'an'da. Der ki Karun'un hazinelerinin anahtarlarını taşıyamıyordu develerde. Ama Allah onu yerin dibine geçirdi. Neden? İşte Allah'la yaşamadı dünyada. Aynen öyle. Gönderilen peygamberlere uymadı. Ne oldu? Ya düşün hazinesinin anahtarları. İbare böyle, ibare böyle. Eyvallah. Yani hazinesi değil, hazinesinin anahtarları. Ama ne oldu? Allahu Teala kul olmadı ve mahvoldu. Aynen öyle. Allah bizden onlardan eylemesin. Amin. Amin kardeşim benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an video kaç dakika olacak bilmiyorum ama o kadar sürenizi aldık. Ve hava da gerçekten bayağı soğuk. Evet, ellerimiz kıpkırmış yarım ama böyle duruyor, niye böyle duruyor diyebilirler. Şimdi aynen sorabilirler. Niye bunlar böyle bir düşüyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar işte kaç dakikanızı aldıysak aldık. O dakikalarınız için Firavun tüm servetini verirdi. Bunu biliyorsunuz. Hadi gelin biz de hayatımızdan geriye kalan dakikaları bu bilinçte yaşayalım. Allah yolunda yaşayalım. Güzel. Rabbim Halep'teki kardeşlerimize, amin. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Bizi de yoldan ayırmasın kardeşim. Amin. İnşallah bu da bir amin. Vesile olur. İnşallah. Görüştük, buluştuk. Böyle de güzel bir yerde. Çok şükür. Evet arkadaşlar İzmir'den bu yayını yaptık. Sonunda kendi oturduğum yere gelebildim. Osman kardeşimleydik. Allah razı olsun inşallah. Amin. Daha da inşallah sık sık görüşürüz. Allah'a emanet olun. YouTube kanalıma da abone olmak isterseniz yeri biliyorsunuz. Derler ya videoyu beğenmek isterseniz orada beğenmek isterseniz orası bizi hatırlatalım. Ondan sonra dediğim gibi abone olsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.